Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yanımızdaki can dostlarımız için güzel bir kıyafet çalışması yaptık. Kıyafetimizi örmeye yaka kısmından başladık. Belirli bir lastiğimizi ördükten sonra dilerseniz bu lastiğimizi biraz daha büyük, büyük yapıp şu şekilde katlı olarak kullanabilirsiniz. Ya da daha da küçültebilirsiniz. Şu şekilde tam yarıya indirerek boğaz kısmının hemen başlangıç noktasında kalmasını sağlayabilirsiniz. Evet lastiğimizi tamamladıktan sonra gövde kısmına geçip hemen ön patilerimiz için yerlerimizi hazırladık. Ön patiler eğer yavrunuz yanınızdaysa ara ölçüsü her iki patinin ara ölçülerini aldıktan sonra bu genişliği ayarlayalım. İkinci patinin yerini ona göre ayarlayalım ve gövdesi büyüklüğü ne kadarsa yavrumuzun ona göre büyüklükte örelim daha sonra lastik kısmımıza geçerek sırt kısmını kapatalım. Bakınız şu kısım arka patilerinin gelmeden önceki ölçüsü olmalı. Arka patilerinin başlangıç noktasına bir santim kala burayı bırakmamız gerekmekte. Evet sırtımızı da gördükten sonra kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım. Kolay gelsin üç buçuk numaralı tığımızla örmeye başlayalım bakınız şuradaki altı yazan bölümün hemen yanında üç buçuk milimetre yazmakta burası bizim kullanmış olduğumuz ölçüyü göstermekte yani tığımızın ucu biraz kalınca ve ipimizde orta kalınlıkta bir ip hemen zincirimizi çekerek örmeye başlıyorum bir tane düğümümü atıyorum ve devam ediyorum 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Toplamda 48 tane zincir olana kadar devam edelim. 48 zincirimi çektim. Şu şekilde ölçmek istiyorum iplerimizin ve örgümüzün denkliğini hemen görebilmemiz için 24 buçuk ya da 25 santim şöyle çektiğimde 24. Biraz geçmekte olduğunu görüyorum. Tam 25 değil şu civarda kalmakta zincirimizin ölçüsü. Tabii öreceğimiz yavrumuz hangi cinsi eğer daha büyükse bakınız boğaz kısmı şu şekilde olmakta. tabi rahatlığını da düşünmemiz gerekmekte. Biraz da esneme payını göz önünde bulunduralım. Daha büyük yavrumuz ise kaç santimse boyun ölçüsünü alalım zincirimizi ona göre çekerek başlayalım kedi ve köpeklerimiz için örebileceğimiz için yani daha büyük ölçüleri ya da daha küçük ölçüleri göz önünde bulunduralım ee, yavrumuzun boyun ölçüsünü alarak şöyle rahat edebileceği bir şekilde ayarlamasını yaptıktan sonra eğer daha küçük boynu varsa şu şekilde ölçerek zincirimizi ona göre ayarlayalım Evet zincirimizin ölçüsünü ayarladıktan sonra birinci zincirimizde son zincirimizi şöyle düzeltme işlemimi yaptıktan sonra gelerek batıyorum. Bakınız düzgün bir şekilde ve birleştiriyorum boyun kısmını. İpimi geriye alıyorum. Kısa ipimi hemen bakın birleştirme işlemini yaptım. 1, 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Burada bütün zincirlerimi birer birer trabzan olarak örüyorum. İlk zincirimden başlıyorum. İpimi şöyle arkadan gizlemek istiyorum. Görüntü kötü olmasın. Sadece düz ikili trabzanımızı örüyoruz. Bakın birer birer örmekteyim. başlangıç yerimize kadar bu şekilde ilerleyelim. Eğer arkadaki kısa ipi gizlemek zor olacaksa bırakın onu daha sonra tamamen örgümüz bittikten sonra içine çekeriz. Ama yapabiliyorsanız bakınız hemen kaybettik. Evet şimdi başlangıç yerimize kadar trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Evet şimdi bütün trabzanlarımızı ördüm. Başlangıç zincirimizin bulunduğu noktadayım. Zincirimin Üçüncüsüne batıyorum. Bakınız 1-2-3 adet zincir çekmiştim. Geçişimi yapıyorum. Yeniden 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve başlıyorum lastik örgümüzü örmeye. Hemen ilk trabzanımı yandan giriyorum. 2 da örüyorum. 1-2 Bir, Bir sonraki trabzanımı yine yandan giriyorum. 1 ve 2 Bir sonraki trabzanım ardından giriyorum. 1 ve 2 Evet bir sonraki trabzanımı yine ardından örüyorum iki trabzanımı yandan iki trabzanımı ardından alarak örüyorum 1 ve 2 iki. ikisi yandan diğer ikisini ardından örüyorum. 1 ve 2. 2 ters, iki düz görüntüsünü oluşturuyorum ve başlangıç noktama kadar ilerliyorum. 2 tane dıştan, iki tane içten örerek bütün sıramızı örerek tamamladım. Bakınız en son trabzanımıza kaldı. 3 tane zincir çekmiştik ve iki tane yandan örmüştük. Hemen ardından girerek örüyorum. En son trabzanımı ve 3 tane zincirimin üçüncüsüne gelerek batıyorum şu şekilde geçişimi yapıp bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve diğer rengime geçişimi yapıyorum diğer rengime hemen alttan batıyorum tığımı ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim diğer rengimi şöyle arkaya alıyorum ve hemen yandan girerek örüyorum 3 zincirden sonra gelen 2 tane trabzanımı yine yandan örüyorum gördüğümüz şekliyle örmeye devam ediyoruz ikisini ardından 1 ve 2 2 tane trabzanımı yandan Ardından olanları yani içte kalanları ardından alarak örüyorum ve iki dışta kalanları ise yanından girerek örmekteyim. İplerimiz orta kalınlıkta. Ardından yandan. tane ardından tekrar örüyorum. Sıramızın başına yeniden geldim. Bakınız başlangıç zincirimizin ve yanındaki trabzanın olduğu yerdeyim. Hemen ardından girerek örüyorum. Başlangıç zincirimin olduğu bakınız şu kısmı da tepe noktasına batarak geçişimi yapıyorum ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. İki tane iç kısımda kaldı. İkişer kenardaki trabzanlarımızda kabartılı olarak ördüğümüz trabzanlarımız. Hemen 3 zincirimi yeniden çekiyorum. Kabartılı olarak görmüş olduğum trabzanlarımı yandan girerek örüyorum. 1 ve 2. Ardından yandan kabartılıları yandan diğerlerini ardından örelim ve istediğimiz boyun ölçüsü gelene kadar örmeye devam edelim. Boyun kısmımızı örerek tamamladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sıramızı ördüm. 8 sıramızı ördükten sonra en son bakınız kabartılı trabzanımı örüyorum. Ardından giriyorum. Ve birleşme noktasına yani ilk 3 zinciri çektiğim yere gelerek batıyorum. Ve şuradaki boğaz kısmımızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi gövde kısmını örmeye başlayalım. Boğaz kısmımız yeterli oldu. Eğer daha uzun katlayarak çalışmak istediğiniz bir boğaz olursa bu kadar daha örmenizde fayda var. Kıvırdığımız zaman bir bu kadar da diğer tarafa geçmiş olur. Şimdi ben bu şekilde kullanmak istiyorum. Ve düz trabzan bölümüne geçişimi yapıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve trabzanlarımın tamamını üzerine batarak örüyorum. Bakınız yandan ve ardından almıyorum. Sadece üzerine batıyorum. Ve ikili trabzan şekliyle birer birer örerek başlangıç noktama doğru ilerliyorum. Şöyle görelim. Her bir trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Başlangıç yerimize kadar devam edelim. Başlangıç noktamızdaki zincirimize kadar örerek geldim. Şimdi en son trabzanımı ördüm ve zincirimin tepe noktasına gelerek batıyorum. Sadece geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çektikten sonra gövde kısmına geçtik. Artık ayarlamalarımızı yapmaya başlayalım. Şimdi e, tam alt kısmı bu bölge olarak çalışıyoruz. Şuradan da kollarını çıkaracağımız bölümlerimizi çalışacağız. Eğer minik köpeklerimizi örüyor isek arayı biraz daha açık tutmamız gerekmekte. Köpeklerimizin bacakları biraz daha birbirinden uzak durmakta. Kedilerin ki biraz daha birbirine yakın oluyor. Bu ayrıntıya lütfen dikkat edelim. Özellikle minik köpeklerimizi öreceksek trabzan sayısını birkaç daha geriye alarak dışa doğru açalım. Yani şuradaki alt gövdedeki mesafeyi genişletelim. Kedilerin biraz daha yakın olabilir. Evet şimdi merkeze buradaki trabzanımı alıyorum. Zincirden oluşan trabzanımı saymaya başlıyorum. 2, 4, 6. 6 tane zincirimin hemen yanına bir tane ayracımı takıyorum. Burası alt gövdemiz olacak. Diğer tarafa da bakın 2, 4, 6. Buradaki tam orta olan zincirimizden Farklı olarak saydık. Yani bunu saymadık. 2, 4, 6 Bu kısım Alt gövdemiz olacak. Hemen 2 tane trabzan Diğer tarafına takıyorum. Beyaz ayıracımı Trabzanlarımızın sağından ve solundan Artışımızı yapıyoruz. 2 trabzanda Buraya takıyorum. Buradan şu ikişer trabzanımızın bulunduğu noktalardan artışlarımızı yapıp ön kollarının çıkış yerlerini ayarlayacağız. Hemen devam ediyorum. Bakın dümdüz örüyorum. Ayracımın bulunduğu yere kadar geliyorum. 2 3 4 5 ve 6 6 tane şu şekilde trabzanımı ördüm. Şuradaki zincirimin dışında bakınız. Zincir sadece ortaya işaret olarak koyduk. 6 sol tarafına, 6 sağ tarafını ayarlıyoruz. Ayrıca bulunduğu noktada bir tane zincirimi çekerek ilk artışımı yapıyorum. Hemen tığımın başını dolayarak trabzanımın yani arada kalan iki trabzanımın ilkine batıyorum. Bir artışımı yaptım. İki trabzanımın her ikisini de örüyorum. Bir tane daha zincir çekerek bir artışımı yaptım. Dışarıdaki trabzanımı örüyorum. Ve böylece kolumuz için gerekli olan ilk artışlarımızı yapmış olduk. Şimdi herhangi bir farklı işlem yapmadan diğer ayracımın olduğu yere kadar birebir trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Sadece trabzan örüyorum. Şuradaki ayracıma kadar gelelim beyaz işaretimizin olduğu yere kadar dümdüz örerek geldim hemen işaretim öncesi trabzanımı ördüm bir tane zincirimi çekiyorum işaretimin hemen yanındaki trabzanımı örüyorum atıyorum evet bir tane daha artışımı bu şekilde gerçekleştirdim zincirimizin olduğu yere bir dahaki dönüşümüzde trabzanımızı örüyoruz yanındaki trabzanımı da örüyorum bir zincir çekiyorum. Ayıracımı şu tarafa alıyorum. Ve Orta gövdeyi örmek üzere Geçişimi yapıyorum. Trabzanlarımı Birer birer örüyorum. Altı tane trabzanımızı Ayırmıştık. Evet şimdi 3 zincirimin bulunduğu yere Geçişimi yapıyorum. Tekrar bir 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Yanındaki trabzanıma batarak başlıyorum. İşaretimin bulunduğu noktaya doğru ilerlemekteyim. İşaretimin bulunduğu yere geldim ve bir tane zincir çekmiştim. Bakınız. Zincir çektiğim yerdeki trabzanımızın hemen öncesinde bakın zincirimden hemen önce bir tane daha zincirimi çekiyorum ve çektiğim zincire bir tane trabzanım örerek artışımı gerçekleştiriyorum aradaki iki tane trabzanımı örüyorum ve bir önceki sırada çekmiş olduğum zincire tekrar trabzanım örüyorum bir tane zincir çekiyorum bakınız iki tane trabzanımız Artışlarımızla birlikte 4 tane trabzan oldu ve birer zincirimizi çektik. Gelecek sırada 6 tane olacak burası. Bir zincirimi yeniden çektim ve hemen atlamadan sıradaki trabzanı örerek devam ediyorum. Bakınız şu şekilde zincirlerimize birer trabzanı ördük. Aradaki iki trabzanımızı zaten ayırmıştık. Onu ördük ve bir sonraki zincir için trabzanımızı yerleştirdik. Ve dümdüz diğer işaretimize kadar farklı hiçbir işlem yapmadan ilerleyelim. Diğer artışımın bulunduğu noktaya geldim. Bakınız bir önceki sırada bir zincirimi çekmiştim. Bunu gördüğüm noktada hemen bir tane zincir çekiyorum ve zincirin içerisine girerek trabzanımı örüyorum. Ve aradaki iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki zincirimi örüyorum. Bir önceki sırada artmış olduğu Trabzanımı ördükten sonra yeniden bir tane zincir çekip artışımı yapıyorum ve sıradaki trabzanıma batıyorum. 1 ve sırası ile örüyorum. Şimdi yapmış olduğumuz işlemimize genel olarak bakmak istiyorum. En son trabzanımı şu şekilde örelim. Başlangıç noktama batıyorum. Bir zincirimle ipimi kesiyorum. Gri rengime geçmek istiyorum. Şöyle görelim. Bakınız, iki tane trabzanımızı 4 trabzan haline getirdik ve yanlardan birer tane artışımızı yaptık. Aradaki olan bölümümüz karnımızın altı için yine durmakta. Diğer kısmımız ise şu şekilde. Bakınız, iki trabzan, 4 trabzan, yine artışlarımızı devam ettiriyoruz. Hemen diğer renkteki ipimi takıyorum tam orta noktaya gelelim zincirimizi çektiğimiz trabzanımızın bulunduğu noktaya batalım ve başlayalım 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum iplerimi şu şekilde alttan gizliyorum tığımın başına bir defa doluyorum hemen sıradaki trabzanımı örüyorum Sadece trabzanlarımı örüyorum. Farklı bir işlem yapmıyorum. Evet bakınız. Tam bir zincirimin bulunduğu noktadayım. Ondan öncesinde zincirimi gördüğüm zaman hemen bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak zincirimin içerisine bir trabzanım örüyorum. Hem artışımı yapıyorum hem artışımı bir önceki sıradaki artışımın içerisine trabzanımı yerleştiriyorum. Ve aradaki trabzanlarımı birer birer örüyorum. Bakınız aradaki trabzanlarımı ördüm. Bakın bir tane zincirimi görüyorum. Zincirimin içerisine de trabzanımı ördükten sonra bakın 2, 4, 6. 2 idi 4 oldu 6. Her iki yönden artırdığımız için ikişer ikişer artmakta. Trabzanımı bir önceki sıraya ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Yeniden artışımı yapıyorum. Ve trabzanımı kenardan örmeye başlıyorum. Diğer işaretimizin bulunduğu noktaya kadar örmeye devam ediyoruz yeniden diğer artış yerimize kadar geldim zincirimi gördüm hemen bir tane zincir çekiyorum ve zincirin içerisine trabzanımı örüyorum aradaki trabzanlarımla devam ediyorum birer birer örüyorum sol taraftaki zincirin içerisine de bir tane trabzanımı ördükten sonra yeniden bir zincir çekip artışımı yapıyorum arada bulunan kısımlarımızı birer birer örerek sıramızı tamamlıyoruz. Ve bakınız bütün trabzanlarımızı ördüm. Zincirimi çektiğim yere 3. zincire gelerek batıyorum ve şu şekilde bağlanıyorum. Artışlarımızı şöyle bir kontrol edelim bakınız artışlarımız her iki yönden devam etmekte. Ortada 6 trabzanımız oldu. Artışlarımızın arasında kalan kısım. Evet şimdi diğer rengimize devam edelim. Evet sıramızı yeniden başlatıyoruz. Diğer rengime geçiyorum. İsterseniz ipimizi koparıp isterseniz bu şekilde de devam edebilirsiniz. Hangisi kolay olursa bundan sonraki sıramızda gri yapacağım için ben koparmıyorum. 1-2-3 sıkıştırıyorum griyimden ve pembemden ve devam ediyorum sadece pembemi gizleyerek kremi bırakıyorum artış yerine kadar birer birer trabzanlarımı örüyorum artış yerimin hemen yanındayım bakınız bir tane zincirimin bulunduğu yere bakın ilk artışımızda herhangi bir şey yapmamıştık. Sadece zincirimizi çekip bir artış olarak orada bırakmıştık. İkinci sıramızda iki olan trabzanımız dörde çıkmıştı. Birer tane artışlarımızı hem sağda hem solda yapmıştık. Evet trabzanımızı örerek zincirimizin bulunduğu artma noktasına kadar geldim. 1, 2, 3 bir tane zincirimi çekiyorum. Dördüncü artış yerini yapıyorum. Şimdiye kadar birer birer artış yapmıştık. Burada ise üç tane trabzanımı örüyorum yuvanın içerisine. 1, 2, ve 3 öncesinde bir tane zincirimi çektim 3 tane trabzanımı ördüm aradaki trabzanlarımı birer birer örüyorum önce ilk trabzanımız kaçırmayalım bunları lütfen aradaki trabzanlarımı örüyorum diğer artış yerime de aynı şekilde 3 tane trabzanımı örüyorum şöyle görelim Hemen bakınız şuradaki bölüme 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördüm. Şöyle görelim. 3 tane sağda, 3 tane solda ve aradaki trabzanlarımız. Şimdi birer birer Diğer artma yerimize kadar aradaki trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Diğer artış yerime kadar örerek geldim. Hemen bakın zincirle yuvamızın yanı başındayım. Bir tane zincirimi çekiyorum. ve Diğer alttaki çekmiş olduğumuz gri yuvamızın içerisine 3 tane trabzanımızı ardı ardına örüyorum. 3 artışımı burada yaptım. Ve aradaki trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. her birisine birer tane batıyorum diğer artış yerime kadar geliyorum Evet bakınız şimdi zincirimi çektiğim yerdeyim 3 tane trabzanımı buraya yerleştiriyorum 2 ve 3 bir tane zincirimi çektikten sonra aradaki trabzan bölümümüzü örerek kapatıyoruz Evet aradaki bölümümüzü de örerek tekrar 3 zincirimin bulunduğu noktaya geldim ve yeniden geçişimi yapıyorum gri rengimle devam ediyorum pembe ipimi şu şekilde çekiyorum içeriye 3 zincirimi çekiyorum birer birer örüyorum zincirimizin bulunduğu artış yerimize doğru geliyorum bu sıramızda da artışımızı 3 trabzan olarak yapıyoruz bakınız artışımızdan önce yine bir tane zincirimi çekiyorum 3 tane 1 2 ve 3 artışımı yapıyorum 3 bir önceki sırada yapmıştım bir sonraki sırada yine 3 ve bir önceki sırada artışlarımı birer birer sırama dahil ederek örüyorum burası ön kollarımız için ayırdığımız bölümümüzdü ve devam ediyorum zincirimin bulunduğu noktaya kadar düz bir şekilde örüyorum zincirin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 ve bitişinde bir tane de zincirimi çekiyorum diğer artış yerime kadar dümdüz örerek ilerliyorum bakın bir zincirimi çektim hemen trabzanımın tepe noktasına batıyorum ve birer birer ilerliyorum diğer bitişteki Kolumuzun bulunduğu noktaya kadar örerek gelelim. Diğer kolumuzun bulunduğu yere kadar örerek geldim. Bakınız artışımızı yaptığımız noktaya, şuradan üçer üçer artışlarımızı yapmıştık. Üst kısımdan örerek devam ettik ve yeniden kolumuzun bulunduğu yerdeyiz. Bir zincirimi çektim ve bir zincirimin olduğu yere üç trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. 3 tane trabzanımı örerek 3 artışımı yaptım. Hemen bir önceki sırada örmüş olduğumuz artışlarımızı araya dahil ediyoruz ve diğer bir zincirimin bulunduğu artma yerime doğru ilerliyorum. Atlamayalım lütfen dikkat edelim. içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 1 tane zincir çekiyorum aradaki trabzanlarıımı örerek yeniden başlangıç noktama geliyorum Bıtıyorum diğer rengimi alıyorum. 1 2 3 diğer rengimle yeniden örgümü başlatıyorum bu sıramızda artık kolumuzu kapatacağız artış yerime doğru devam ediyorum bakın birer birer zincirimin bulunduğu noktaya geldim bu sırada kapama işlemimi yapacağım için zincir çekmiyorum sıramın başını doluyorum zincirimin bulunduğu noktaya geliyorum ben ipimi ilave ediyorum Evet ipimi bağladım. Tam zincirimin bulunduğu yere bir tane trabzanımı örüyorum ve büküyorum. Büktüm. Diğer zincirimin olduğu yere tığımın başını dolayarak giriyorum ve trabzanımı örüyorum. Şöyle ipimi de buradan bağladığım yeri gizliyorum. Ve evet. Bakınız ön kolumuz için yuvamızı bu şekilde hazırladık. Çok rahatlıkla hem küçük köpeklerimize hem de kedilerimize bu kolun ölçüsü çok ideal. Evet devam ediyorum. Şöyle bağlamış olduğum ipimi de alttan gizleyerek birer birer örerek ilerliyorum. Şöyle alttan Evet birer birer diğer kolumuzun bulunduğu noktaya doğru gelelim. Şöyle bakın birleşmemizi yaptık. Şöyle görelim. Birer artışımızı yaptık. Ve diğer alt kısımdan kolumuza doğru ilerleyelim. Üst kısımdan örerek geldim. Burası alt kısmı olacağı için bakınız. Diğer kol ayrım yerimize kadar geldim. Zincirimin bulunduğu yere. Burada kapatacağım için bakınız bir tane zincirimi öncesinde çekmiyorum. Her zaman zincirim öncesi bir zinciri çekiyordum başlangıçta. Bir tane trabzanımı örüyorum. Büküyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer zincirimin olduğu yere girerek bir tane daha trabzanımı örüyorum. Ve kolumuzu bu şekilde kapatıyoruz. Her iki kolumuzu da bakın bu şekilde kapadık çok güzel oldu. Burası karnımızın olduğu bölüm, burası sırtımızın olduğu bölüm. Evet şimdi başlangıç yerimize kadar birer birer trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Hemen batıyorum. Tekrar kırm ıı, gri ipimize geçelim. Burada 3 sıra griğimiz olsun. Batıyorum. Gri ipimi alttan alıyorum. Ve şu şekilde çekiyorum. 1, 2 ipimi yarımladım. Hemen düzeltiyorum. İplerimizi yarımladığımız zaman o şekilde devam etmeyelim. 2, 3 ve bu sıramızda hiç artma eksilme yapmadan dümdüz yuvarlak bir şekilde örerek ilerleyelim. Şöyle tekrar görelim. Kollarımızın bulunduğu yer ve e, alt gövdemiz, karnımızın bulunduğu yer, diğer kısım ise sırtımızın bulunduğu yer ve boynumuz zaten lastiklerimizle örerek başlamıştık. Şimdi bir sıra griyimizi tamamen yuvarlak bir şekilde dolaşarak gelelim. Diğer kolumuzun birleşme noktasına geldim, yine batıyorum ve birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Her trabzanımızı bir defa örüyoruz artık artma ya da eksilme herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz batıyorum pembe ipimi sıkıştırıyorum şu şekilde şöyle batıyorum griğimi bir tane zincirimi çekiyorum ve griyimi buradan kesiyorum 3 gri Yeterli. Şimdi pembe ipimizde e, gövde uzunluğumuzu, yani gövde genişliğimizin uzunluğu ne kadar olacaksa ona göre sadece dolaşarak örmeye devam ediyoruz. Yeterli ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Bakınız şu şekilde. Üst kısım, diğer kısmı alt er köpek yavrularına ya da minik köpeklerimizi öreceksek birkaç sıra daha şöyle birkaç trabzan daha geriden kollarımızı ayıralım mesafeyi geniş tutalım evet şimdi sadece farklı hiçbir işlem yapmadan dümdüz trabzanlarımızı örerek büyütmeye devam edelim zincirimizde başlayalım birlikte altta ipimiz vardı 1 2 3 hemen ikinci trabzanım ve alttaki ipimi gizliyorum. Evet, bu şekilde örelim. Evet, e, somon rengimizle örmeye devam ettim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sıramızı ördüm ve şu şekilde işaretlerimi taktım. Bakınız hep aynı yönde ördüğümüz için ilmeğimiz bu tarafa doğru kaydığı için tam buradaki zincirimizi ölçü olarak kabul etmiyoruz. 1 2 3 ve 4 tane eee sol taraftan ayırıyorum. 1, 2, 3, 4 tane de sağ taraftan ayırıyorum. Ortadaki trabzanlarımızı sık iğne olarak örüyoruz. Diğer kısımları ise artık lastik örgüsü örerek sadece sırt kısmını örüyoruz. Alt kısmını yani yere gelecek kısmı göbeğinin bulunduğu yeri ise örmeyeceğiz. Şimdi işaretime kadar olan yeri sık iğne ile örüyorum. Sadece üst kısmını örmeye başlayalım. Bakınız döndürdüm örgümü bir tane zincirimi çekiyorum sık iğne olarak batıyorum bir sonrakine sık iğne 2 3 ve 4 şöyle aracımı çekiyorum 4 tane sık iğne ördükten sonra tığımın başında oluyorum yandan girerek örmeye başlıyorum 1 2 tane yandan 2 tane trabzan ardından örüyorum 2 trabzanımı yandan iki trabzanımı ardından lastik örgüsü yapıyorum. İki ters, iki düz görüntüsünde olacak. İki defa yandan giriyorum. İki defa ardından işaretli olan bölümümüze kadar örerek gelelim. Şöyle görelim bakınız. Bir sıra ördüğüm halde bir önceki sıramızda şimdi ördüğümüz sıramıza uyum sağlamakta ve bakınız iki sıra görüntüsü olmakta. Şimdi işaretimizi taktığımız yere kadar gelelim. Arada kaç tane trabzan olduğunu da söylemek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 tane ara boşluğumuzda da trabzanımız mevcut. Şimdi diğer kırmızımıza kadar bir ters bir düz olarak yani iki ters iki düz görüntüsü yaparak örelim. Ayrıcımızın bulunduğu noktaya kadar geldim. Bakınız iki tane yandan girerek ördüm. Hemen bir sonraki trabzanıma bir tane sık iğne örüyorum. Ve bir zincirimi çekiyorum. Geri dönüşümü yapıyorum. Bir tane sık iğne ile geçtim bu tarafa. Bakınız ve bir zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen ardından iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve 2. Diğer trabzanın bakınız yandan gördüğümüz şekliyle örmeye devam ediyoruz. Nasıl görüyorsak bu şekilde örerek ilerleyelim. İki yandan iki ardından şekliyle sıramızı tamamlayalım. Kabartılı olanlarını yandan alıyorum Evet bu şekilde ilerleyelim iki tane ardından alarak ördüm bir sonraki yere gelerek batıyorum bir tane sık iğnemi örüyorum ve diğer rengime geçiyorum bir tane zincirimi çekiyorum diğer ipimi şu şekilde çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen yandan alarak trabzanlarımı örüyorum. Gördüğüm şekliyle örelim. İki yandan iki ardından iki yandan tekrar nasıl görüyorsak diğer ucumuza kadar bu şekilde örelim. Bir ardından iki iki yandan Evet iki tane yandan iki ardından alarak geldim. Bir önceki sırada sık iğnemizi örmüştüm. Onun üzerine batıyorum ve bir sonraki trabzana geçerek tekrar bir tane daha sık iğne örüyorum. İki tane sık iğne oldu. Her sıramızın dönüşünde bir tane sık iğnemizi ilerleteceğiz ve istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar iki renkten ördüğümüz çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım yardımcı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.